Birincisi malum yaz, herkes bir yere işte tatile gidiyor, memleketine gidiyor. Bir taraftan işler ve uçağa binme oranları da artıyor. Ve yaşanan eksiklikleri, sıkıntıları daha fazla görmeye başlıyorsunuz. İşte uçak arıza yaptı, rötar oldu gibi haberler gündeme insanların ve bu işleri yapan işte gazetecilerin, bizler gibi sosyal medyada paylaşım yapanların daha fazla girmesiyle birlikte, uçmasıyla birlikte bunları görmeye başlıyorsunuz. Daha fazla gündeme geliyor. Avrupa'da ciddi anlamda bu yoğunluk kaynaklı bazı hava trafik kontrol sorunları yaşanıyor. Bu sadece hava trafik kontrolörlerinin veya merkezlerinin yaşadığı sorun mu? Hayır değil. Sektör açıkçası salgın sonrasında tekrar toparlanmakta çok güçlük çekiyor. Havacılık bir takım oyunu. O bagajlar zamanında gitmezse, yolcu işlemleri hızlı ve efektif bir şekilde yapılamazsa, işte uçuş ekiplerinin mesaisi doluyor, problemler oluyor ve ufacık bir yerdeki o minicik bir aksaklık domino taşı etkisiyle birlikte bütün operasyonu etkilemeye başlıyor. Havacılık sektörü salgından büyük zarar gördü ve birçok havalimanı çalışanı özellikle bu kriz sonrasında tekrar bir kriz yaşamamak için daha garantili yerlere daha farklı işler yapmaya başladılar. Bu sırada da bu bir tecrübe işi havacılıkta. Yani uçak tasarımından yerdeki operasyona kadar ve o tecrübenin bir şekilde aktarılması lazım. Avrupa'da bunun eksikliği oldukça hissediliyor. İşte kapıdaki güvenlik görevlileri, yer hizmetleri veren personel dahil olmak üzere çok ciddi bir eksiklik ve uçuş operasyonlarında problemler yaşıyor. Bununla birlikte şimdi yeni yeni yaza doğru geçiyoruz. Tamam, havalar oldukça sıcak. Hatta içinde bulunduğumuz Haziran ayı bir dönem kendini Ağustos ayı falan gibi zannediyordu. Sıcaklık çok fazla artarken. O sırada yaşanan sorunlar da meteorolojik olarak fırtına geçişleri, diğer olaylar olumsuz olarak etkilemeye başlıyor. CB olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar ve gelişen olaylar tabii ki havacılığı olumsuz anlamda etkiliyor. Bunlar da bu sorunların altına ekleniyor. Başka konuda uçuş için kapatılan, yani savaş ve diğer riskler nedeniyle kapatılan alanlar. Ukrayna hava sahası kapalı çünkü savaş var. İsrail kez aynı şekilde buradaki operasyonlar birçok şirket uçuşlarını durdurdu. Ve artan riskler nedeniyle Türkiye'nin üzerindeki hava sahası yoğunluğu giderek yükselmeye başlıyor. Ve bu ülkenin de sonuçta bir hava saha kapasitesi var. En çok bu konudan müzdarip olan da tabii ki Türkiye'den uçan şirketlerimiz. İşte Türk Hava Yolları'ndan Pegasus'a, Sun Express'ten diğer charter şirketlerimize, kargo şirketlerimize kadar gerçekten operasyon zorlanıyor. Şimdi dışarıdaki nedenleri anlattık. Gelelim içeriye. Türkiye'de hava trafik kontrolörleri bir süredir kendileri farklı bir uygulamayı hayata geçiriyorlar. Kısaca buna IAÇ deniyor. IAÇ, inisiyatif almadan çalışma. Şimdi size diyor ki kural, buranın saatlik hava trafik kapasitesi, örneğin bunlar kurallar, her şey yazılıyor. Çok basit anlatmaya çalışıyorum. Saatte 50 uçak. Ama kontrolör inisiyatif alarak bu trafik kapasitesini arttırabiliyor. Ne yapıyor? İşte uçaklara daha kısa rotalar veriyor. Daha hızlı bir trafik için biraz daha mesafeleri kısaltıyor. Ama bu bir risk. Risk derken şöyle bir şey. Eğer başına bir şey gelse bu kararı niye aldın? Kurallar ne diyor? Ne yapılıyor? Buraya geliyor. Şimdi bu inisiyatifi de kontrolörler kendi tecrübelerini ortaya koyarak alıyorlar. Bir süredir hava trafik kontrolörleri bu inisiyatifleri almama konusunda çeşitli uygulamalar yaptılar. Ve bu da hava trafiğine olumsuz olarak etkilemeye başladı. Sonrasında da herhangi bir gelişme olmaması nedeniyle hava trafik kontrolörleri inisiyatif almadan çalışma süreçlerini uzatmaya başladılar. Burada ortada bir şey koydular. Bir havayolu uçağı kalktığı zaman bir ülke üzerinden geçerken o uçtuğu bütün ülkeye bir para ödüyor. İşte ne kadar süre uçtu, hangi sistemlerden yararlandı, nasıl bir hava trafik kontrol hizmeti aldı bununla ilgili. Türk hava sahası gerçekten Avrupa'nın en büyük hava sahalarından bir tanesi. Edirne'den giren bir yolcu uçağı Hakkari tarafından çıktığı zaman, ki Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'ya giden trafiklerin çok önemli bir kısmı burayı kullanıyor. Neredeyse 2 saat havada kalınıyor. Ya 2 saatte İstanbul'dan kalksanız Viyana'ya varıyorsunuz, Avrupa'nın ortasına. O kadar büyük bir hava sahamız var. Ve kontrolörler de diyorlar ki Türkiye halen neredeyse Avrupa'nın en ucuz seyir sefer hizmeti verip parasını alabilen ülkelerden bir tanesi.
Bu baremi bir Almanya, bir Fransa, bir İngiltere gibi yüksek seviyelere çıkartalım. Türkiye daha fazla para kazansın, daha fazla gelir elde etsin. Bu parayı da toplayan Avrupa'da Eurocontrol olarak adlandırılan bir hava trafik kontrol merkezi. Bu kontrol merkezi de bunları ülkedeki havacılığın gelişmesi için havalimanlarına yatırım yapılması, yeni sistemler alınması, çalışan personelin maaşların ödenmesi üzerine veriyor. Buradan da maaşların ortalamaları Avrupa düzeyine yükseltirsin. Bundan tüm havacılık sektörü yararlansın diye. Ama tabii ki henüz sonuçlanmamış bir durum. Şimdi bu tartışmaya dün CNN Türk'te gazeteci Hakan Çelik'in konuğu olan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat farklı bir bakış getirdi. Biz de bunları inceliyoruz. Çünkü dedi, gerek Avrupa'da yaşanan bu olaylar, meteorolojik gelişmeler gibi bu tür ek faktörlerle birlikte, örneğin dedi, bizim dedi İstanbul'daki hem İstanbul Havalimanı hem Sabiha Gökçen'deki %84'lük zamanında kalkış oranımız %50'ye düştü dedi. Şimdi bu gerçekten kural mı uygulanıyor, yoksa bize bir şey mi yapılıyor? Böyle bir art niyet mi var? Biz dedi bunu araştırıyoruz. Eğer dedi bunlarla ilgili bir sıkıntıyı tespit edersek mahkemeye gideceğiz. İşte bilirkişiler devreye gidecek. Ne oluyor, ne yapılıyor, bunlara bakacağız. Tabii hava trafik kontrolörlerinin sendikası da HTK Sen'de, onlar da bir karşı çıkış yaptılar. Ve bu işin çözülmesi gerektiğini, bizim gündeme bu tazminatları getiriyoruz. Türkiye'nin kazanabileceği parayı yükseltmek istiyoruz. Ama farklı farklı yaklaşımlar var. Buna lütfen dikkat edin dediler. Bakalım iş nereye gidecek, ne yapılacak? Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Şimdi bu olaylar yazın ayyuka çıkması oldukça dikkat çekici ve bunun bir şekilde sorunlar karşı tarafların, her tarafın farklı platformlarda oturup çözmesi gerekiyor. Ve bence bu çözüm için de birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ama bir türlü ilerleyemiyoruz. Sonuçta Türkiye açısından turizm çok önemli. Turizmin de bel kemiği havacılık, havayolu şirketlerimiz, havalimanlarımız. Burada yaşanacak bir aksaklık, yolcuların konforunun düşmesi ve Türkiye'yi tercih etmemeleri bu ülkenin ekonomisine çok büyük bir zarar verecek. Bir taraftan da bunları söylerken olayın çevre boyutu var. O uçakların motorları çalışıyor, havada dakikalarca turlar açılıyor ve bu da bir fazladan bir yakıt harcanmasına, çevre kirliliğine neden oluyor. Hani bunlar niye oluyor? Birisi böyle bir oturup elini taşın altına koyup bu problemin çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi dönelim sivil havacılığa. Malum rötar konusu var. Hatta Ulaştırma Bakanlığı rötarlar konusunda okları üzerine çeken AJet için biz de gerekeni yapıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz açıklaması yaptı. Bu oldukça ilginç. Tabii Ulaştırma Bakanı şunu da söyledi. Yani biz sonuçta bakan olarak bütün havacılık şirketlerine, havayollarına eşit mesafedeyiz. Türk Hava Yolları'ndan Sun Express'e, Corendon'dan Freebird'e veya kargo şirketlerine. Ama AJet'le ilgili şikayetleri, rötar konusunu çok yakından takip ediyoruz dedi. AJet'te bir yönetim problemi gözüküyor. Malum Mart ayı sonunda Türk Hava Yolları'nın alt markası Anadolu Jet AJet haline geldi. Ayrı bir havayolu şirketi oldu. Ayrı bir şirket kuruluşu haline geldi. Ama burada çok tecrübeli yer operasyon ekipleri başta olmak üzere o ekip Türk Hava Yolları personel olarak kalmayı tercih etti. Ve AJet buraya dışarıdan personel alımı gerçekleştirdi. Bunlarla birlikte buradaki tecrübe oranı da düşmeye başladı. Daha yeni personel girdi. Ama daha hazırlıklar tamamlanamadan daha birkaç ay sonra yoğun yaz sezonuna girildi. Dediğim gibi AJet'te özellikle tecrübesiz personelden kaynaklanan o yoğun uçuş programını çevirmek üzere çok ciddi bir süreci toparlamaya çalışıyorlar. Zaman zaman aksamalar oluyor. Hatta geçen hafta anlattım, ben Ankara'ya gidişimde sabahın ilk seferi daha 1 saat rötarla başladı. Sonrasında zaten o 1 saat domino taşı gibi sizin ilerleyen saatlerdeki bütün uçuşlarınızı negatif olarak etkiliyor. Biraz yolculara sabır diyorum ama dertler, şikayetler o kadar fazla ki, yani böyle bir AJet'in durup tekrar bir ya neler yapıyoruz, sorunları nasıl çözebiliriz gibi yaklaşımları ortaya koyması gerekiyor. Sadece personel değil, bilet satış sistemlerinde, rezervasyon sistemlerinde de problemler var. Örneğin geçtiğimiz gün bir okuyucumuz mail attı bana, bilet check-in yapıyor,
boarding kartını, o uçağa biniş kartını alıyor. Uçağa girmek üzere kapıda okutuyor. Siz diyor binemez. Niye binemem ben uçağa? Aynı koltuktan başka yolcuya da verilmiş. Yer yok uçakta, şöyle oluyor, böyle oluyor. Pilota söylüyorlar. Normalde personelin uçtuğu bazı koltuklar var. Orada uçmayı kabul eder misiniz diyor. Ederim diyor. Ve Almanya'dan bu şekilde gelebiliyor. Yani rezervasyon overbook değil. Fazla bilet satımı normal. Bu tür durumlarda zaten havacılık kuralları izin veriyor. Ama normal işlemi iki defa bir kişinin üzerine yapılması da demek ki rezervasyon sistemiyle de onu yapan şirkete de bir bakmak lazım. Ne oluyor, ne bitiyor? Ajet'in bunları gözden geçirmesi gerekiyor. Yönetim kurulu başkanı şirketin, aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı olan Ahmet Bolat oldu. Ahmet Bolat uzun yıllardır havacılık sektöründe, biraz daha 50 herhalde Ajet'in üzerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bir de tabii filonun çok önemli bir kısmı kiralık uçaklardan. Bu kiralıkların da bir kısmı yurt dışından. İşte biliyorsunuz yabancı bir kaptanın İngilizce anonsu geliyor. Ekip karma, onların kabin memurları var. Türk kabin memurları da var. Gerçekten böyle bir akışına bırakılmış iş. Umarım yazın sonuna kadar Ajet toparlanır. Yoksa rakipleri çok güçlü. İşte Sabiha Gökçen'de Pegasus var. Bazı hatlarda Sun Express'te rekabet içerisinde. Türkiye'nin havayolu şirketleri olarak biz yolcuların rekabete ihtiyacı var. Rekabet olursa hizmet kalitesi yukarı çıkıyor, bilet fiyatları aşağıya iniyor. O yüzden Ajet'i sürekli gündeme getiriyoruz. Ama bu problemlerin de çözülmesi gerekiyor. Görüyorsunuz işte Ulaştırma Bakanı bile konuya el atmış durumda.